Değerli milletimiz, kıymetli basın mensupları, hepiniz basın toplantımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere dün itibariyle yasama yılı 1 Ekim'e kadar ertelendi. Özür dilerim, 1 Ekim'e kadar kapandı. Son dakika, son iki hafta birçok yasa geldi. En son dün gelen hayvanları koruma yasasıyla meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Bakın, bu süreçte Hazine Maliye Bakanı göreve geldiğinden beri ve bu son süreçte getirdiği yasalarla da hep ne dedi bize? Tasarruf dedi. Türkiye'nin ekonomisi çok kötü durumda dedi. Biz bir enkaz devraldık dedi. Bunu toparlamaya yönelik girişimlerde bulunacağız diye kendi ifadeleri var. Bakın, bu ifadelerle bu son iki haftada ne geldi bize? Tasarruf tedbirleri geldi. Ne geldi bize? Vergi kanunu geldi, ekstra vergileri öngören. Ama biz bu gelen bütün tekliflerde sadece vatandaşın üzerinden ve vatandaşın cebine ek yükler bindirilerek vatandaşın tasarruf yapması istendiğini görüyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın, hükümete geldiğimiz zaman birçok konuda bize para yok diyorlar. Hayvanları yaşatma diyoruz, para yok diyorlar. Emekliler diyoruz, para yok diyorlar. Vatandaşa ek vergi var diyorlar. Kamu çalışanına tasarruf tedbirleri uyguluyoruz diyorlar. İyi diyorlar, hoş diyorlar ama bu 21B diye bir ihale kanunu var biliyorsunuz. Bir de bu kamu özel işbirlikleriyle verilen, garanti geçişlerden verilen milyarlar var. Onlarla alakalı tek bir tedbir neredeyse yok. Takır takır ödemeler devam ediyor. Nedir bu 21B? Onu bir kez daha anlatalım milletimize. Bakın, 21B dediğimiz şey Kamu İhale Kanunu'nun 21B nolu maddesi. Bu madde neyi öngörüyor? Bu madde afet, deprem, sel durumlarında, acil durumlarda ilk bendinde ihale verebilmeyi öngörüyor. Yani pazarlık usulü, istenilen 3 şirket çağrılıyor ve seçilen bir şirkete ihale verilebiliyor. İkinci bendinde de şunu diyor, aynen okuyorum. İdare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ivedi yapılması hali diyor. Bakın, buraya dikkat çekmek istiyorum. İdare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. Ne kadar muğlak değil mi? Buradan birçok anlam çıkartabiliriz. Bakın, bu ikinci kısımda bir netlik yok. Aynı okuduğum gibi. Aynı burada netlik olmadığı gibi biz bunun uygulamada da net olmayışından dolayı yaşanan sıkıntıları ve edilen suistimalleri açıkça görüyoruz. Bakın, BELT kapsamında idare tarafından öngörülmeyen durumlar açıkça belirtilmediği için yıllardır bu milletin sırtından bu 21B usulüyle bu madde istismar ediliyor ve adrese teslim ihaleler bu maddeyle birlikte yapılıyor. Şimdi burada dediği gibi işler bilerek son dakikaya bırakılıyor. Sonra zamanımız kalmadı diyerek bu işler adrese teslim hale getiriliyor. Şimdi bu ihalenin en sonuncusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha bizim tespit ettiğimiz büyük olanlardan bir tanesi 12 Haziran'da verildi. Yani bu tasarruf tedbirleri uzun zamandır konuşuyoruz. Bu tedbirler, işte kamu çalışanının servisini konuşuyoruz. Bakanlıktaki fotokop makinesinin kağıdını konuşuyoruz. Emekliyi küfedeki yumurtaya benzetiyoruz. Ekstra para veremeyiz diyoruz vesaire vesaire. Ama bütün bunlar olurken bakın, Kıbrıs'ta 2 milyar liradan başlayıp 4,5 milyara ihale edilen bir saray projesi. Hem de 12 Haziran'da. Bundan 1,5 ay önce. Memleketin her köşesinde saray yapıldığı yetmiyor gibi bir de Kıbrıs Sarayı yapılıyor. Bu kadar kamu tasarruf tedbirleri iktidarın diline pelesenk olmuşken. Şimdi iktidarda Kıbrıs'ta ihaleye çıkarılan bu saray projesi aynı bu 21B usulüyle veriliyor. Yani çağrılıyor müteahhit, ben bu işi sana verdim diyor. 4,5 milyar liraya TOKİ,
bu firmaya ihale ediyor. Kim bu firma? Bu firmanın adı Siyah Kalem Mühendislik. Siyah Kalem Mühendisliğe ilk başta bu ihale 2-2,5 milyar civarı veriliyor. Sonra 2 milyarlık bir arttırım geliyor. Arttırım geldiği için de herhalde bu maddede öngörülemeyen bir durum var ki ve bir aciliyet var ki saray yapılma aciliyeti. Yani Türkiye'de yaşayan vatandaşların ekonomik durumundan daha acil bir durum ki buradaki arkadaşlar bu ihaleyi 4,5 milyara adize teslim bir şekilde alıyorlar. Bakın, memura para yok, işçiye yok. Bangır bangır Tekirdağ'da bağırıyoruz. Çorlu'da diyoruz ki okul yok, okul yapmaya para yok. Ergene zehir saçıyor. Orada 330 bin kişi, 350 bin kişi Çorlu'da yaşayan vatandaşlar zehirleniyor. Burayı temizleyin diyoruz. Buraya bir çözüm bulun diyoruz. Oraya ona para yok. Çiftçiye yok, esnafa yok ama iktidara, iktidarın gündeminde saraya, yandaşa her zaman para var. Bu da ekonomi yönetiminde, tasarruf yönetiminde ne kadar ikiyüzlü olduklarını bir kez daha ortaya koyuyor. Değerli arkadaşlar, bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Kamu İhale Kanunu'nda bildiğiniz üzere 22 yılda 200 kez değişiklik yapılmış. İstisnalara isim versek alfabedeki harfler bile yetmiyor şu anda. Ama iktidar bu kanunu tartışalım, Kamu İhale Kanunu. Deliği bu büyütüyor dediğimiz zaman mümkün değil, hiç bu konularla alakalı bir tartışmaya girmiyorlar, cevap da veremiyorlar. Siz getirin konuşalım diyoruz. Bu kanundaki, kamu ihale kanunundaki düzenlemeleri siz yapın. Siz gönderin bu gönderdiğiniz torba yasaları diyoruz. Yok. Çıt yok iktidardan. Hoş zaten onlar dinlese de, empati kursalar da bir şey yapamazlar. Çünkü niye? Onlarlık bir durum yok. Emir büyük yerde. Değerli arkadaşlar, diğer dokunulmaz bir kara delik de aynı bu 21B usulü olduğu gibi yap işlet devlet modeliyle verilen kamu özel işbirlikleri. Bu kamu özel işbirlikleri 4-5 büyük şirketin, tüm Türkiye'nin artık ezbere bildiği ismini, 4-5 büyük şirketin konsorsiyumunda toplam 44 şirketle yapılıyor. Yani bunların alt şirketleriyle. Koca ülkede bunlar hastaneleri yapıyor, otoyolları yapıyor, köprüleri, tünelleri, havalimanlarını, her şeyleri bunlar yapıyor ve bunlar işletiyor. Bunların çalışma usulü de hepimizin bildiği gibi yap işlet devlet ama devlet garantisiyle. Yani adamların hiçbir kuruş, bir delikli lira zarar etme riski yok. Üstelik kazançlarını az buldukları zaman da mevcut bakan sağ olsun onların geçiş garantilerini arttırıyor. Onlara daha fazla kazanç sağlıyor. Bakın bu şirketler vatandaşa ek vergi geldiği süreçte Cengiz İnşaat'a 30 kez, Kulit İnşaat'a 36 kez, Makyol'a 24 kez, Kalyon'a 19 kez, Limak'a 19 kez vergi muafiyeti verildi. Bu şirketlerin hiçbirinden niye, bu şirketlerin hiçbiri de niye vergi muafiyeti aldıklarına dair en ufak bir açıklama yapmadı. Niye? Çünkü gerek yok. Bir de yeni vergi paketinde alay eder gibi bunların vergi yüklerini %25'ten %30'a çıkarıldı. Ya %25'ten olsa çıkarsanız ne olacak? Adamlar vergi ödemiyor ki. Adamlar vergi ödemiyor. Sen 25'ten 50'ye çıkarsan da ödemiyor. 100'e çıkarsan da ödemiyor. Bu insanlardan tahsilat yapamıyorsun ki sen 25'ten 30'a çıkarasın. Sırf zaten bunu niye getirdi Sayın Şimşek? Biz işte bak bu şirketler dedik, kamu özel işbirlikleri dedik. Bunların muafiyetleri var dedik. Bunlar memleketin sırtındaki kanını emen sülükler dedik. O da biliyor, farkında. Ya işte dostlar alışverişte görsün diye bunlara yalandan milleti aldatacağını zanneden bir 25'ten 30'a çıkarma kanunu getirdi. Sayın Bakan yine bakın, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacağız dedi. Sözü diline pelesenk etti. Her fırsatta da bunu tekrarladı. Ama bu şirketleri hiç vergi almadı. Milletin hazinesine dadanmış, milletin hazinesine her gün sömüren bu şirketleri çok kazanandan vergi almak kısmına nasıl sokacak? Çok merak ediyoruz. Bakın, kanunda istisna olan bu 21B pazarlık usulünü olağan usul olmaktan çıkarmayan iktidar,
rekabet ortamıyla kamu yararı gözetilerek ihaleye çıkarmayan iktidar, adrese teslim, ihalesiz anlayışa son vermeyen iktidar, yurt dışı harçlarını arttırarak buna çözüm bulacağını zannediyor. Yani koca bir delik var burada. Su oluk oluk akıyor, akıyor, akıyor. Burada gitmişler 150 liralık harcı 500 lira yaparak bu deliği bu yamalarla kapatacaklarını zannediyorlar. Gerçekten iktidarın şu an yaşadığı büyük bir akıl tutulması. Döviz endeksli, hazine garantili, yap işte devlet modelini düzeltmedikçe memurun servisini keserek sonuç alacaklarını zannediyorlar. İmar rantlarına son vermeyin. Bu milletin omuzlarına bir de üstüne kur korumalı mevduatın yükünü bindirip emeklinin, çalışan emeklinin %5 prim desteğini keserek bunlar sonuç alacağını zannediyorlar. Varlık fonu gibi büyük bir kara deliği sürdürüp dünyanın en yüksek faizini ödeyip asgari ücreti arttırmayarak garibin, gurebanın, yetimin hakkının üzerinden kesinti yaparak bunlar sonuç alacaklarını zannediyorlar. Vergi yükünü azaltacak bir madde daha yokken, vergi adaleti sağlanmamışken, vergi sistemini ekonomik faaliyeti boğacak noktaya getirerek kağıt üzerinde yapılan hesaplarla sonuç alınamaz. İsraf, yolsuzluk tam gaz devam ederken, vergiyle, zamla küçük esnafın yükü arttırılırken orta direği boğarak sonuç alınamaz. Milyarlık vergi aflarını maliyeyle uzlaşma yoluyla bir kalemde sıfırlarken, çok kazanan hiç vergi ödemezken emekliye 2500 TL bahşiş verir gibi artış vermekte sonuç alınamaz. Özetle değerli arkadaşlar, bunların bu süreçte çözüm diye getirdiklerinden, meclise çözüm diye sundukları paketlerden maalesef ciddi anlamda bir sonuç görmüyoruz. Bu paketlerin çoğu maddesi de başta belirttiğim üzere vatandaşın sırtına ekstra yüklerden ithal. Yani vergi mi? Vatandaşa verdi, esnafa verdi, çiftçiye verdi. Tasarruf mu? Vatandaşın maaşından tasarruf, emeklinin maaşından tasarruf, asgari ücretten tasarruf. Bu memleketin parasını, pulunu, taşını, toprağını sömüren bu şirketlere ve bu memleketin bütün değerlerini bu şirketlerin önüne seren bu çarkı kırmadıkça iktidardan ne gelirse gelsin hiç kimseye, hiçbir vatandaşa çözüm olamaz diyorum. Aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.